والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على قرة أعيننا محمد، اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maide suresindeyiz. Surenin 68. ayetindeyiz. Estaizu billah. Maide suresi 68. ayet. Ayetle ilgili neler yaptık? Müfessiri okumayı tamamladık mı? Okumuşuz müfessiri tamamıyla. Ayetin kırık mealine geçelim. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك
من ربك طغيانا وكفرا. فلا تأسى على القوم الكافرين. قل دك يا أهل الكتاب، أي أهل الكتاب، لستم على شيء، herhangi bir şey üzere değilsiniz. Hatta tuqimu, ta ki ikame edesiniz. Et-Tevrat'a, Tevrat'ı, ve'l-İncil'e, ve İncil'i. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ve size indirilmiş olan olanları. مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden. وَلَيَزِيدَنَّ ve kesinlikle artıracaktır. Ziyade var değil mi hocam? Ziyadeleştirilecek. Olur. Ve andolsun, hatta girişteki lamı da kasem olarak alıp, ve andolsun kesinlikle, hadi öyle diyelim, ziyadeleştirecektir. Ziyadeleştirecektir. Fazlalaştıracaktır. Kethiran minhum. Onlardan çoğunu مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ sana indirilmiş olanlar مِنْ رَبِّكَ Rabbinden. Ne bakımdan onları ziyadeleştirecek? طُغْيَانًا taşkınlık bakımından ve kufran ve küfür bakımından. Fe dolayısıyla la te'se tasalanma alel kavmil kafirin kafirler top Nun üzerine. Onlar için tasalanma. Böyle Türkçe'de üzerine li söylenmez ama sesini yapalım. Kul say. Ya ehlel kitabi. O you. The people of the book. Lestum ala şeyin. You are not on a thing. Hatta tuqimu. Until you establish veya until you keep up at-Tawrata, the Torah, wal-Injila, and the Evangel. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ and
what was descended to you min rabbikum from your Lord وَلَا يَزِيدَنَّ and indeed will increase كَثِيرًا مِنْهُمْ many of them مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ what has been descendant unto you min rabbika from your Lord tughyanan wa kufra in insolence wa kufra and denial فَلَا تَأْسَ So, do not sorrow. They are grieved. عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Over the denying. People. İrabına bakalım şimdi de. قُلْ فِعْلُ أَمْرٍ فَاِلِي أَنْتَ يَا حَرْفُ نِدَى أَهْلَ مُنَادَى الْكِتَابِ مُضَافٌ إِلَيْهِ لستم فعل ماض اسم ليس أنت على شيء جار مجرور خبر ليس حتى حرف نصب تقيم فعل مضارع منصوب التوراة مفعول به والإنجيل عطف معطوف وما أنزل واو عطف ما معطوف أنزل فعلا ماض مجهول نائب فاعل إليكم جار مجرور من ربكم من جار ربي مجرور كم مضاف إليه واو حرف عطف لام لام قسم يزيدن فعل مضارع نون حرف توكيد كثيرا مفعول به منهم جار مجرور ما فاعل يزيدن فاعل أنزل فعل ماض مجهول إليك جار مجرور من ربك من جار ربي مجرور ك مضاف إليه طغيانا تمييز وكفرا عطف معطوف ف رابطة لا ناهية تأسى فعل مضارع مجزوم على جار القوم مجرور الكافرين نعت
Gelelim ayetin meallerine. Maide suresi 68. ayet. Estaizu billah. Kul ya ehlel kitabi lestum ala şeyin hatta tukimut tevrate vel incile ve ma unzile ileykum min rabbikum. Kale yezidenne kefiran. طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Maide suresi 68. ayet. Bende internet yok şu anda. Diyanet mealiyle başlayalım. De ki, ey kitap ehli, ehlel kitabi, kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Üçüncü olarak ayette geçen Rabbinizden size indirileni ifadesi, parantez içerisinde Kur'an olarak ifade edilmiş Diyanet mealinde. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Dolayısıyla da ikinci ifadede bu artık açıktan, ayette varmışçasına zikredilmiş. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır şeklinde değil de bu Kur'an ilavesi var burada. Ayette açık değil. Öyleyse kafirler toplumu için üzülme diye de tamamlanıyor ayetin Diyanet mealini. Elmalı Hoca'nın mealine bakalım. De ki... Hocam uygulama demişler ikame etmedikçe. Yani, ikame etmedikçe değil de uygulamadıkça. Yani yakın kullanımlardan bir tanesi bu da. İkame etmek, hayata taşımak. Elmalı Hoca'nın mealine bakalım. De ki, ey kitap ehli, siz Tevrat'ı ve İncil'i ve daha size Rabbinizden indirileni tutup icra etmedikçe, Elmalı Hoca ikame etmeyi tutup icra etmek şeklinde meallendirmiş. Hiçbir şey değilsiniz demiş. Hiçbir şey üzere değilsiniz değil de, doğrudan hiçbir şey değilsiniz şeklinde meallendirmiş. Sonra da Celalim hakkı için, bunu kasem lamı için kullanmış. Sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan birçoğunun tuğyanını ve küfrünü artıracak. O halde kafirlere acıyacağın tutmasın. فَلَا تَأْسَى عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Kafirlere acıyacağın tutmasın şeklinde meallendirmiş ayetin sonuna. Elmalı Hoca ifadenin ilk bölümünde size Rabbinizden indirileni ifadesinin yanına böyle tire içerisinde bu Kur'an falan koymamış.
ikinci ifadede sana indirilen nin yanına bu Kur'an açıklamasını koymuş. Nasuh Hoca'nın mealine bakalım. De ki ey ehli kitap, Tevrat'ı ve İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirilmiş olanı ikame edinceye kadar hiçbir şey üzere değilsinizdir. Ve kasem olsun ki sana Rabbinden indirilmiş olan onlardan birçoğu için tuğyanı ve küfrü artıracaktır. Artık o kafirler olan kavim üzerine teessürde bulunma diye meallendirmiş Nasuh Hoca. Hasan Basri Çantay mealine bakalım. De ki ey ehli kitap, Tevrat'ı parantez içinde ne var? İncil'i, yine orada da ne var? Ve Rabbinizden size indirileni, parantez içinde Kur'an-ı Kerim'i demiş Hasan Basri Çantay mealinde. Hatta devamı var, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini dosdoğru tatbik ve icra edinceye kadar ikameyi dosdoğru tatbik ve icra olarak anlamlandırmış. Size hiçbir şey, parantez içinde hiçbir kanaat, siz hiçbir şey, parantez içinde hiçbir kanaat üzerinde değilsinizdir. Andolsun sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan birçoğunun taşkınlığını ve gavurluğunu artıracaktır, demiş. İlkine taşkınlık, tuğyan, küfür ifadesi içinde gavurluğu kullanmış. O halde o kafirler güruhuna karşı gam yeme, diyor Çantay Hoca mealinde. Yaşar Nuri Öztürk mealinde ise, de ki ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni tam uygulamadıkça, ikame için tam uygulama anlamı vermiş, hiçbir şey değilsiniz. Doğrudan siz hiçbir şey değilsiniz anlamı vermiş. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun küfür ve azlığını, küfür ve azgınlığını diyecekti herhalde, elbette artıracaktır. Küfre batan topluluk için tasalanma artık, diyor Yaşar Nuri Öztürk mealinde. Suat Yıldırım mealine bakalım. De ki ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı, Suat Hoca doğrudan burada Kur'an ifadesini kullanmış, tatbik etmedikçe hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız. Hiçbir şey üzere değilsinizi, hiçbir temele dayanmış değilsiniz anlamında vermiş. Hiçbir dayanağınız yoktur anlamında vermiş. Rabbinden sana indirilen ayetler demiş bu kez. Mutlaka onlardan birçoğunun azgınlık ve inkarcılığını fazlalaştıracaktır. O halde o kafirlerden ötürü gam yeme, diyor. Te'se için gam yemek manası verilmiş. Abdullah Yusuf Ali mealine bakalım. Say, all people of the book, de ki ey kitap ehli, ye have no ground, sizin herhangi bir zemininiz yok, to stand, üzerine basacak, üzerinde duracağınız bir meşruiyetiniz yok, to stand upon, üzerinde duracağınız, unless you stand fast by the law, siz Tevrat ile ayakta durmadıkça veya Tevrat'ı doğrultmadıkça, sonra the gospel, İncil'i, and all the revelation that has come to you from your Lord, ve size Rabbinizden gelen bütün vahiyleri, ayette tüm vahiyler ifadesi de bu denli açık değil. It is the revelation that comes to thee. İşte bu vahiy ki sana gelen, from thy Lord, Rabbinden, that increaseth
in most of them their obstinate rebellion and blasphemy. Onların azgınlıklarını, kararlı taşkınlıklarını, isyankarlıklarını ve küfürlerini onlardan çoğunun artırır. But sorrow thou not. Fakat sen üzülme over these people without faith. Şu inançsız olan kimseler üzerine üzülme diyor Abdullah Yusuf Ali mealinde. Muhammed Esed mealinde, O followers of the Bible, ey İncil'in takipçileri, you have no valid ground, sizin geçerli bir zemininiz yok for your beliefs, inançlarınız için, unless you truly observe the Torah, siz doğruca Tevrat'ı gözetmedikçe, and the Gospel, ve İncil'i gözetmedikçe, and all that has been bestowed from on high, ve her ne yukarıdan size lütfedildiyse, upon you, üzerinize, by your sustainer, Rabbiniz tarafından, Rabbiniz ifadesi için sustainer kullanılmış, ikame için observe kullanılmış, bir bakıma gözetme, sorumluluğunu yerine getirme anlamında. Yet all that has been bestowed from on high upon thee, yetmez, yanı sıra sana yüceden, yukarıdan lütfedilmiş her ne varsa, all prophet, ey peygamber, by thy sustainer, senin Rabbin tarafından, is bound to make many of them yet more stubborn in their overweening. Onları daha katı, daha inatkar, arrogance and in their denial of the truth. İstikbarlarını artıracak ve onların hakikati yok sayan yaklaşımlarını körükleyecektir. But sorrow not, fakat sen üzülme over the people who deny the truth. Gerçeği inkar eden topluluklar için veya onlar adına. Yine Esed her zamanki gibi deny'ı the truth ile birlikte kullanıyor. Gerçeği yok sayanlar. Son olarak Muhammed Habib Şakir mealine bakalım. Say, de ki, O followers of the book, ey kitabın takipçileri, you follow no good, siz hiç iyi bir şey takip ediyor, izliyor değilsiniz. Till you keep up the Torah, ta ki siz Tevrat'ı ayağa kaldırasınız. And the İncil ve İncil'i, and that which is revealed to you from your Lord. Ve Rabbinizden size vahyedileni, halbuki ayette unzile ifadesi var, indirilen ifadesi var. And surely that which has been revealed, aynı şekilde, kesinlikle size Rabbinizden vahyedilen, from your Lord, shall make many of them increase in inordinacy and unbelief. İnançsızlık ve taşkınlık bakımından onları ziyadeleştirecektir. Grieve not, sen üzülme, therefore, bu yüzden, for the unbelieving people, inançsız kimseler adına. Böylece mealleri tamamıyla okumuş olduk. Gelelim meal dosyamıza. Türkçe mealle başlayalım. Ayeti buradan alayım. Beş altmış sekiz. Kul ya ehlel kitabi. De ki, ey kitap ehli. Ya de ki, ey ehli kitap. Böyle mi yapıyorduk? Sanıyorum bunu tercih ediyorduk.
لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. Tevrat'ı ve İncil'i ikame etmediğiniz sürece hiç bir şey üzerine değilsiniz. Ya da hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Bir tane bir şey daha var. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabbinizden size indirilmiş olanları ikame etmediğiniz sürece hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Buraya bir ünlem koyalım. Sonra Allah'ın elçisine dönüp وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا Daha önceki ayette bu ifade aynen geçmişti. Hatırlıyor musunuz? Azgınlıklarını ve taşkınlıklarını artıracak diye. Sana Rabbinden indirilenler onların çoğunun taşkınlık ve küfrünü kesinlikle artıracaktır. Şu ifade alalım aynen aşağıya. Sana Rabbinden indirilenler ancak burada vav var. Orada vav yokmuş demek ki. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا Sana Rabbinden indirilenler onların çoğunun demişiz. Ayette öyle miydi ki? Onlardan çoğunun. Önceki ayette öyle miydi? Onların çoğunun şeklinde miydi? Bir bakın o ayete. Sana Rabbinden indirilenler şuradaydı hemen. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا Arada hiçbir fark yok. Ama biz orada onların çoğu demişiz. Sana Rabbin... Orada da mı vav var? Vav olduğu halde vavı da atlamışız. Değil mi? Evet, vav da var orada. Vavı da atlamışız. Ve sana... Hatta bu V'yi ileri de koyabiliriz. Sana Rabbinden indirilenler de onların çoğunun, onlardan çoğunun, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü kesinlikle artıracaktır. Peki baştaki V'ye nasıl, V'yi de verebilecek miyiz? Hangisini? Evet. Lam'dan ötürü gelen kasem and olsun diyelim. And olsun. Sana Rabbinden indirilenler de onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü kesinlikle artıracaktır. Bu ifadeyi alıp deminki yere nasıl öyle yapmışız, mini görmemişiz.
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين. Dolayısıyla kafirler toplumunun üzerine ya üzülme diyeceğiz, ya tasalanma diyeceğiz, ya da gam tutma diyeceğiz. Bunlardan hangisi doğru? Tamam. O da olur. O bir deyim gibi daha doğrusu. Canını sıkmakla. Yeisti çıkar mı? Dolayısıyla. O da ne? İkili kelimelere değil de tıpkı ayetteki gibi tek kelimeyle. Esef hocam. Gam tutma da mesela öyle burada. Ha? Esef tam gam mı gam mı? Esef üzüntü falan ama. Bu ese. Te'se. Fe yok bunda. Tasalanmak bizdeki en kötü engel mi? Üzülme daha iyi yok. Üzülme daha iyi. Üzülme, huzun. Huzun var. Evet. Huzun, huzuna daha yakın. Dolayısıyla ben ya gamı derim ya da tasalanma. Tasa kelimesi de benziyor biraz harfleri itibariyle değil mi? Kafirler toplumunun üzerine tasalanma. Tasalanma arasında da fark var. Tasalanma biraz kaybı çekmek gibi. Üzülmek, acımak gibi. Sanki böyle uzun süre. Yani Kur'an'da onlara yönelik bu duyguyu hüzün üzerinden de söylüyor Cenab-ı Hak. وَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُمْ Seni hüzünlendirmesin onların küfrü diye. Dolayısıyla muhtemel ki o dediğiniz boyutlarıyla da Allah'ın elçisi bu sıkıntıyı çekiyor. Yani kaygı boyutuyla da. Acıma hisleriyle de, hüzne boğularak. Okuyalım bir meali. De ki ey kitap, de ki ey ehli kitap. Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabbinizden size indirilmiş olanları ikame etmediğiniz sürece hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Buraya kadarı da kullanabilirdik. Yani şöyle yapabilirdik. De ki ey ehli kitap, Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabbinizden size indirilmiş olanları ikame edinceye kadar hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Etmedikçe. Peki şeye de sevdireceğim. Direkt oranda olduğu gibi. Tabii edinceye kadar demek. Hiçbir şey değilsiniz. Ta ki diye başlasaydık ayette de öyle. Olur, öyle yaparız ama şunu düzeltelim önce. Bu etmediğiniz sürece diyor ya. Etmedikçe. Yok, ayetteki etmedikçe değil, edinceye kadarmış. Çünkü orada fiil olumlu. Biz olumsuz fiil kullanıyoruz. İkame edinceye kadar hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Şimdi o dediğiniz öneriye bakalım. Ayetin ilk ifadesinde diyorsunuz bunu değil mi? De ki ey ehli kitap. Hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Tam böyle. Hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Bunu başa alalım diyorsunuz. Evet. Üzerinde değil de üzere. Hiçbir şey üzere. Doğru, ben hiçbir şey üzere değilsiniz. Ta ki. Buraya noktalı virgül herhalde. Ta ki Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabbinizden size indirilmiş olanları ikame edinceye kadar. Birkaç nokta koyabiliriz. Andolsun sana Rabbinden indirilenler de onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü kesinlikle artıracaktır.
Dolayısıyla kafir toplumun, kafirler toplumunun üzerine tasalanma. İlki nasıldı? De ki ey ehli kitap, Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabbinizden size indirilmiş olanları ikame edinceye kadar hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun sana Rabbinden indirilenler de onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü kesinlikle artıracaktır. Dolayısıyla kafirler toplumunun üzerine tasalanma. Hangisi? İkincisindeki girişteki çarpıcılık erken geliyor. Bunun karşılığı bedeli biraz devriklik var sadece. De ki ey ehli kitap, hiçbir şey üzere değilsiniz. Ta ki Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabbinizden size indirilmiş olanları ikame edinceye kadar. Çok da devrik değilmiş, sorun yok. Evet. Ne dersiniz? İkinci daha iyi diyor Nihat abi. Peki. Başka mülahazalarınız ayetle ilgili olarak? Biliyorum ki onların üzerine tasalanmak diye bir Türkçe'de kullanım yok. Benim üzerime tasalanma demez kimse. Benim için tasalanma. Benim için tasalanma denir. Çok istiyorsanız o âlâ anlamına gelen üzerineyi, yani Arapçadaki kullanımın bir tesiriyle bunu böyle söyledik. Ama ne var ki anlaşılıyor diye düşünüyorum. Onların üzerine tasalanma. Peki. Dolayısıyla kafirler toplumu için tasalanma. O indirilenler çoğulunu nereden alıyor? Ma olmasından ötürü. Çünkü ma tekilden ziyade her ne anlamına geliyor ya. Öyle de yapabiliriz. Ta ki Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabbinizden size ne indirilmişse onları ikame edinceye kadar diyebiliriz yani. Ne indirilmişse, mâ unzile. Dolayısıyla tekten ziyade her ne indirilmişse anlamında olduğu için çoğula açık kapısı var. Ama şimdi ayetin o bölümü zaten devrik, bir de oraya bu dediğimizi yaparsak sanki zorlarız gibi geldi. De ki ey ehli kitap, hiçbir şey üzere değilsiniz. Ta ki Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabbinizden size ne indirilmişse onları demek zorundayız. İkame edinceye kadar andolsun sana Rabbinden indirilenler de onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü kesinlikle artıracaktır. Ama biri diyebilir ki bu ma tekere de işaret edebilir. Bunun tekili yok çünkü. Fakat o zaman da bizim elimizde bir karine var ki Allah Azze ve Celle indirilenleri anlattığı yerde tek bir şeyden söz etmiyor. Mesela Hazreti Resul örneğinden bakarsanız burada sana indirilen, sana her ne indirildiyse diyor ya, Allah Azze ve Celle Hazreti Resul'e وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ sayıyor. Dolayısıyla Allah sana kitabı, hikmeti indirdi. Demek ki tekil bir şey değil. Başka ayetten aldığımız bu delaletle ma'nın çoğula işaret ettiğini görmekteyiz. Peki başka mülahaza yok ise Türkçe bölümünü ayetin tamamlamış olalım. Bir sonraki derste de İngilizcesini yapar ve ayeti bütünüyle geçeriz. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين.